İzleyicilerimizin merak ettiği bir başka soru ya. Şimdi Karadeniz'de gaz buldunuz, faturalarda indirim yaptınız. Fatura bir ay bu ay ödemeyecek. Onları da konuşacağız detaylarını Tamam. vatandaşlarımız. Peki şimdi madem petrol buldunuz, motorun fiyatlarında indirim gelir mi? Bir ay araçlarda kullandığınız işte bilmem kaç depo benzin bizden diyecek misiniz? Şimdi iki sektör arasında şöyle bir farklılık var. Onu izah etmekte fayda var. Doğalgazda BOTAŞ devlet kurumu %100 devlete ait ve özellikle de şehirlerde kullanılan konut gazının tamamının tedarikçisi BOTAŞ. Onlar gaz dağıtım şirketlerine satıyor. Dolayısıyla fiyat takibi, regülasyonu BOTAŞ'ın elinde. Bir de üretici de TEPA, milli kuruluşumuz. Oradan çıkan gazı BOTAŞ'a satacak. BOTAŞ da gaz dağıtım şirketlerine satacak. Burada zaten fiyat yönetimi çok daha kolay bizim elimizde olduğu için. Petrol tarafında ise tamamı özel sektör. Aslında dağıtıcılar, rafineriler, hatta rafineriler yurt dışından ham petrol ithal eder. Yine dağıtıcılar işlenmiş ürün ithal edebilir. Yani herhangi bir rafineriden benzin veya motorin de ithal edebilirsiniz. Orası tamamen %100 özel sektörün elinde. TPA ise mevcut petrol kanununa göre ve diğer özel petrol üretim şirketleri Türkiye'deki yerleşik rafineri firmalarına satarlar. Onlar da almak zorundadır. Tabii şu anda üretilen miktar %10. Bunu da koyduğumuzda %20 olduğunu düşünelim. Yani bu sayede tam geliştirdiğimizde şeyden farklı biraz doğalgazda. Çünkü doğalgazda biz hep şunun üzerinden gittik. Oradaki çıkacak gazın tamamı konutlar için 35 yıl yetecek demiştik. O fiyat kontrolü elimizde. Burada ama şu olabilir. Bakın. Serbest piyasa tabii burada işte biz bazı kesimlere, bazı sektörlere işte daha ucuz bir akaryakıt veriyoruz dediğimizde akaryakıt istasyonuna gittiğinizde herkes ucuz tabii ki yakıtın, akaryakıtın peşinde olur. Yani kimse aynı ürüne çünkü farklı fiyat ödemek istemez. Burada muhtemelen önümüzdeki dönemde gündeme gelecek husus şu, vergilendirmedeki politikalarda değişikliklerle yerli petrolden elde ettiğimiz mali faydayı kullanıcıya yansıtabiliriz. Bu yani da netice vergi itibariyle pompaya yansır. Pompaya yansır. Evet. Pompa fiyatlarında yüzde kaçlık indirim Şimdi bunu bekleyelim? konuşmak için tabii çok erken açıkçası. Daha ilk kuyularımız, henüz daha maliyetler, bütçelerimiz bile çıkmadı. Ama hani gazda söylediğimiz başlangıçta hep bu sorulara muhatap olduk. Siz de bize Doğru. sordunuz. Hani bu işten devletimiz de milletimiz de kazançlı çıkacak diye. Israrla Hiç şüphesi, açıklamamıştınız o ısrarla zaman da. açıklamadık. Hani günü geldiğinde bunlar elbette gündeme gelecek. Bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza da benzer bir soru da sanırım yöneltilmiş. Orada da Cumhurbaşkanımız hani bu elbette vatandaşımıza yansıtılacaktır ama süreç biraz ilerlesin. Hiç kuşku yok. Hakikaten beklediğimiz üretimi ve kaliteyi yakalarsak neden olmasın? Çünkü artık bu milletin ortak malı. Yani Türkiye Petrolleri bugün %100'ü hazinemize ait bir kuruluş. Yani o bu ticaretten elde ettiği karı zaten hazineye Peki aktarıyor. mesela bir fikir geliyor benim aklıma. Çiftçiye mazotu ücretsiz vermek gibi buradan çıkan petrolü bu şekilde değerlendirmeyi düşünür Şimdi müsünüz? ücretsiz konusu bir kere çok erken ve çok doğru da olmaz. Bunun bir maliyeti var. Ama indirimli diyorsanız hani o konu farklı. O konu bir üzerinde tartışılabilir. Geçmişte çiftçiye de biliyorsunuz zaman zaman hükümetler destekleme kapsamında ucuz motorin sağlamışlardı. Daha sonra ürün desteğine geçildiği için tarım desteklerinde netice itibariyle o motorini çiftçimiz nerede kullanıyor? İşte tarlasını sürerken, ekerken, hasat ederken kullanıyor. Ama sonunda işte mısır, arpa, buğday elde ediyor. Siz nihai ürüne destek verdiğinizde bu ürünün yetiştirilmesinde oluşan maliyetlere de destek vermiş sayılırsınız. Yani orada sadece motorin de değil, gübreyi de desteklemiş olursunuz. Efendim sulama ile ilgili bir gideri varsa çiftçinin onu desteklemiş olursunuz. İlaçlı zirai mücadele ile ilgili bir desteği varsa onu vermiş olursunuz. Burada konuları çok ayrıştırdıkça bunun yönetilmesi zor alanlar oluşur. Yani sadece motorin Bir olarak da müjde bakmamak alamadım lazım. sizden Hayır, bu ben hafta. şunu diyorum yani
yönetilebilir, kontrol edilebilir bir alanda bunların olması lazım. Bu dedikleriniz mümkün ama konuyu sadece motorun üzerinden bir destekle gittiğimizde farklı komplikasyonlar olabilir. Tarım Bakanlığı geçmişte bunu denemişti. Ve o sıkıntılardan dolayı artık ürüne doğrudan destek vermek suretiyle bu bahsettiğim ana maliyet girdilerinin tamamını destek kapsamını aslında dolaylı olarak almıştı. Yine bahsettiğiniz gibi burada bir destek olacaksa o şekilde de bunlar yönetilebilir. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Öyle aradan mi? Sonra size şunu sormak istiyorum. Bu ay faturalarımızın, doğal gaz faturalarımızın ücretsiz olacağını söylediğiniz zaman sayaçlar nasıl okunacak, bu sistem nasıl çalışacak, kartlı sayacı olanlar ne yapacak? Bunun tamamen detaylarını sormak istiyorum. Sevgili izleyiciler, siz de hem petrol keşfini hem de bu doğal gaz faturalarıyla ilgili uygulanacak sisteme ya da Sayın Bakan'a soracağınız başka sorular varsa Açık Met etiketiyle yazabilirsiniz. Biraz